Palmiyelerimiz nasıl? Zengin palmiyiz. Palmiyeler de öyle bak. Ablam mesela çok zengin bir abladır büyük ihtimalle. Ben buradaydım işte kırmızı ışığı mahkemeye gittim. Hakimle konuşmaya. Hakim bana community servis verdi çalışmak için. O da koronadan dolayı durdu, şimdi 3 ay uzattık. Bakalım ne zaman çalışacağım. Onun da videosunu çekerim abi. Bir o kaldı zaten. Palmiyeler yakıyor, farkındayım. Şu an palmiyelere bakıyorsunuz. İçiniz gidiyor. Belki seviyorsunuz. Belki ulan ne güzel yerler diyorsunuz. Farkındayım. Ben de burada yaşadığım halde ben de aynı duygular içindeyim gençler. Yani benim de halen daha böyle düşündüğüm oluyor. Beni salın, ben dönüyorum. Kamera mamera patlar beni. Canım sıkmayın. Tam burada kırmızı yandı. Ben döndüm. Normalde sağa dönüş sıkıntılı değil ama burada öyleymiş. Böyle Beverly Hills olduğu için, bunlar şimdi çok zengin olduğu için çok zenginmiş gibi araba kullanman lazım. Yoksa ceza ödüyorsun. Zaten burada oturan adam orada sabaha kadar ceza ödesin. Koyar mı? Ama bana o 600 dolar bir koydu. Ödemedim gerçi işte. O yüzden gittim mahkemeye. Hakime dedim. Hakim baba dedim. Ben böyleyken böyle. Hakim de Allah'ım bir komik adam çıktı. Orada soruyor işte, sen diyor ne kadar yedin diyor, 600 dolar. Senin diyor toplam cezan ne kadar? O diyor benim 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar, öyle artıyor. Adam makara yapıyor diyor, yok mu arttıran falan diyor böyle. Bulmuş bizim gibi masum çocuklar orada. Gençler buralar fakir yerleri, bak ağız kokusu geliyor. Buradaki evler 10 milyon falan, yani burada böyle bir fakirlik söz konusu. Burada yemek dağıtmalıyız. Bizim Oğuz'a diyeyim burada abi yemek dağıtsın. 10 milyon, 15 milyon ev mi olur lan? Böyle 30 olacak, 40 olacak. Geç baba. Dayı şimdi çok zengin olduğu için zannediyor ki biz ezilmeyiz. İnsanlar hep kurallara uyuyor ama biz o kadar zengin olmadığımız için bize çok güvenmemelisin dayı. Bizim Türkiye'de o şekilde yavaş yürüyemezsin mesela. Ha geldik. Halk arasına karıştık. Ver bana bir beç. Verme lan. Gençler burası Beverly Hills'ın alt tarafı. Ana o devrilmiş mi? Yok öyleydi. Şimdi bak buraya geliyor mesela turistler, tamam mı? Şurada. Nerede lan o? Nerede lan o? Neyse bu Rodeo Drive falan filan var. Bu zengin markaların olduğu. Şu karşımdaki yer. Üst tarafta zenginler oturuyor. Alt tarafta da bunların alışveriş yaptıkları yerler. Sağda solda birkaç AVM var bunların gittiği. Çok pahalı. Sadece çok zenginlerin gittiği. Çok zenginler gittiği için her şey çok pahalı. Biz alıyoruz 30 dolara 40 dolara baba çıkmacıdan. Yetiyor. Gençler evlere. Korona var. Akıllı olun. Hemen götü başı dağıtmayın. Hemen korona olmadık diye götü başı dağıtmayın. Gençler Hermes var mesela. Mesela ne var burada? G-Star Row. Oo Chanel. Bulgari. Şimdi bak bunlar hep karşılıklı. Şimdi dediğim gibi buralara çok zenginler gittiği için ben hiç girmedim içine. Hani sormuyorum da bu ne kadar diye. David Yurman. Bu Antepli aslen biliyorsunuz. Gucci var. Gucci biliyorsunuz ortaklarından biri Zonguldak Çay Cumalı. Yani bana bunu yaptırmayın. Bak Tom Ford var. Tom Ford'u zaten biliyorsunuz baba. Cars Digor yani Balenciaga. Onun dışında Dolce Gabbana var biliyorsunuz. Ortaklarından bir tanesi Osmaniye Kadirlili. Doğru mu? Heh Rodeo Drive. Bak şu çıplak kadın heykelinden kestirmeniz lazım gençler. Burada kaybolursanız çıplak kadın heykeline gelin. Alt tarafı. Üst tarafa çıkmayın. Üst tarafta çok zenginler olduğu için hep kaybolursunuz orada. Moraliniz bozulur. Bak insanlar burada cıbıl cıbıl giyinip normalde fotoğraf çekiniyor. Fendi, mendi. Bura bitmiyor. Bak koronadan dolayı hemen şeyi arttırmışlar. Kamyonlar gelmiş. Tabii fırsat bu fırsat. Güzel fikir abi. Çakallar. Öyle yani gençler. Bizim de gönlümüz zengin. Ben şimdi çok zengin bir adam olsam böyle makara yapamam. Gençler karşınıza böyle relax çıkamam, içten olamam, doğru mu? Abla, abla kurban olayım bak, bir şeye bak. Kola atlıyor ya, manyak mı? Yani böyle karşınıza çıkamam, böyle sizin, böyle bizden biri yani böyle içten biri olamam. Zaten hayatı zevkli kılan şey bir şeylere ulaşırken ki uğraştığın o olaylar yani, doğru mu? Bir amacın olur, ona ulaşmak için uğraşırken zevk alıyorsun. O amacı sana verseler ben bittim. Justin bir biraz daha intihar ediyormuş çocuk. Selena Gomez zor tutmuş. Bunları biliyor muydunuz? Ben salladım bunları. Yok öyle bir şey tabii ama kim vardı? Robin Williams vardı. Adamın her şeyi tamdı. Yani adamın her istediği oluyordu. Yediği önündeydi. Bir eli yağdaydı. Ne oldu? Komedyendi. İntihar etti. Niye? Çünkü artık ulaşacak bir şey kalmadı. Kim var la başka?
Yani küçük yaşlarda bir şey elde edince olmuyor abi. Ama böyle uğraşınca, çabalayınca falan acayip oluyor. Nere lan bura? Yine acayip bir yerde durduk bak. Yine bir otel. Hepten mesaj geldi. Gençler, bugünlük böyle bir muhabbet ettim. Şimdi zengin yerlerinde takılmamın nedeni iş oradan geliyor. Bakmayın, ben fakir Uber yaptığım zamanlar genelde fakir yerlerindeyim. Çünkü bunların hepsinin arabası var. Çoğunun helikopteri var, arabası var. Onlar arabasına biniyor. Ama fakirler genelde Uber kullanıyor. Fakirler alt tarafta oturuyor. Onlar çok fakir. Geneli maalesef zenci, işte Meksikalı falan filan, böyle yurt dışından gelen insanlar. Çok fakirler bunlara göre. Ben arada oturuyorum. Biz arayı seviyoruz. Benim aslında kaldığım yerde de zengin öğrenciler kalıyor. Ben şimdi öğrenci yurdunda kaldığım için. De bizim kızlar baba. Bizim kızlar şimdi milli sporcu olduğu için. Kızlara demişler ki gel sen benim okulumu temsil et. Senin okuyacağın okul benden. Kiran benden. Bir de acık cebine de para koyarım demiş. Bizimkiler o yüzden abi parayı böyle tutuyor. Böyle tutuyor. Hiç harcamıyorlar. Gel bir dışarı çık desen. Yok. Bilmiyorum, bir korona geçsin bakalım, ben bir şey yapacağım onlara da. Biz de o kadar yanmadık zaten. Gençler, görüşürüz, öpüldünüz. Hanımlar beyler, kendinize iyi bakın. Adamlar ordusu kalbimde. Yani o cümle kalbimde, unutmadım. Kendinize iyi bakın gençler. Şimdi buranın fix sorusu, Türkleri seviyorlar mı? Oğlum lan bunlar cahil, cahil. Bilmiyorlar ki Türkiye nerede, Avrupa nerede, Çin nerede. Bilmiyorlar ki. Ben bir tane sosyoloji profesörü aldım. Adam kendi diyor. Diyor ki buranın artık diyor gençleri diyor bitti diyor. Aynı bizim yaşlılar gibi diyor. Niye abi? Diyor ki işte bunlarla sadece diyor futbol, bar, karı kız, bunları konuşabilirsin. Harbiden öyle. Bak buradan Kaliforniya'dan biri New York'a gittiyse havasından geçinmiyor. Anlata anlata bitiremiyor. Zaten 100 kişiden bir tanesi, 1000 kişiden bir tanesi yurt dışına gidiyor. İşte İsrail'e, Avrupa'ya falan. Orada işte gördüyse haritadan görüyor. Bak öyleler lan. Burada yaşayanlar zaten biliyorsunuz işte Koreli, Çinli, Ermeni. Full Ermeni bura. Nereden çıkıyor ona? Yani Ermenistan'dan daha fazla Ermeni bence burada yaşıyor. Vallahi bir de bizi sevmiyorlar zaten biliyorsunuz. Neyse abi, politik yapmıyor. Annem kızıyor. İçeri alırlar diyor. Ya milletin işi gücü yok, beni içeri alacak zaten. Spor yapıyorum, yapma kalbin çıkacak diyor. Bana Dwayne Johnson'la annesinin fotoğrafını gösteriyor. Dwayne Johnson'la. Neyse, oralara şimdi boşa. Şimdi bizde de farklı sıkıntılar var. Biz mesela yere çöp atıyoruz. Bunlar yere çöp atmıyor. Ama bunlar niye yere çöp atmıyor? Bunlar kurallardan dolayı yere çöp atmıyor. Yoksa var ya, kural olmasın anasını ağlatırlar, anasını. Spor salonuna gidiyorum. Bizim spor salonundan farklı olarak sadece peçeteleri var abi. Bir sürü peçete var. O peçeteyi ben daha bir kere orada varken, mevcutken görmedim. Şimdi İngilizce öğrendiğim için arada Türkçe'de böyle abuk subuk şeylerde kalabiliyorum. Eskiden daha akıcı konuşurdum. Neyse. Ulan o peçete hiçbir zaman olmuyor. Dedim lan, her zaman da sövüyordum oradaki çalışanlara. Lan bir kere kontrol edin. Abi niye olmuyor? Ben mesela terliyorum. Oradaki peçeteyi kullanırken ağzımı, yüzümü, gözümü, her yerimi, ayakkabımı siliyorum. Tek bir tanesiyle. Bir tanesini de cebime koyuyorum. Ne olur ne olmaz diye en fazla iki tane harcıyorum. Lan adam geliyor onu şar diye indiriyor. Tamam mı? Orada şeyi siliyor. Yapacağı o sehpayı falan siliyor. Bench press'i siliyor. Götüm sanki çok temiz. Eldiven kullanmıyor zaten. Neyse. Lan ben o eliptik var ya, eliptik. Onda ayak yerlerini silen gördüm. Bak yemin ediyorum. Adamlar israf manyağı. Babam bana derdi ki Türkiye dünyada en fazla peçete tüketen ülke. Yalan. Yalan. Bizi hep böyle şey yaptılar aslında. Yok biz öyleyiz, yok şöyleyiz. Bunu bir bizim memlekette görürsün falan. Vallahi hepsi külliyen yalan. Bizde hiç değilse vicdan var. Biz onu öyle kullansak deriz ki ulan bir çam gitti. Yani biz bunlara göre duygusal adamlarız. Ya adamlar sporda mesela set arasında lan darbuka çalanlar, oynayanlar, dans edenler, şarkı söyleyenler, bu bana da yerleşti. Ben de artık set arasında şarkı söylemeye başladım ama seçtiğim şarkılar Mapushane Çeşmesi, Kimseye Etmem Şikayet, Huzuru Bulduğuna Dair Bir Rivayet Var, Murat Dalkılıç. Çünkü niyeyse böyle şeylerden biz motive... Tamam, moduna göre şeyler de çalıyor. Şimdi Allah var, Pitbull Mitbull da açıyoruz. O kadar da değil. Ama bunlar abi böyle bir mutlu, anladın mı? Lan arkaya Türk biniyor, böyle uzağa bakıyor. Böyle uzağa bakıyor. Lan ne oldun oğlum, ne oldun? Ama bir yabancı biniyor, kafada sürekli böyle... Yani alien gibi geliyorlar bana. You're so appetizing yani. Sürekli böyle şeydeler, coşku anındalar. Ben şimdi böyle arada İngilizce kaptırıyorum ya. Arkadaş bana yazmış geçen, bak aklıma geldi. Senin diyor pronunciation'ın eksik diyor. Oğlum sen İngilizce biliyor musun? Yok.
Nereden çıkardın? Öyle. Ben anlarım diyor. Bayburt'tan yazıyor. Bayburt'tan yazıyor. Şimdi Bayburt kaymakamlığının buna çelenk vermesi lazım Los Angeles'ta. Neyse oralara girmiyorum. Sonra çok kaba bir çocuk oldu. Şimdi dedim ya bunların çoğu bizi tanımıyor diye. Yani aslında çoğu bizi devenin üstünde çölde takılan tipler olarak biniyor. Geçen bir tane yaşlı kadın bindi. Bana diyor ki where are you from? Dedim I am from Turkey. Böyle yaptı. Lan dedim ne oldu? Diyor ki is your family safe? Ya öyle deyince şimdi milliyetçilik duygularım kabardı. Dedim ki safer than here. Yok anasının o kadar da değer. Neyse bizi bilmiyorlar. Ben aslında bizim memleketin reklamını yapıyorum. Anlatıyorum. Bak diyorum dört mevsim yaşanıyor. Sizde diyorum hiçbir yerde yok bu. Sen diyorum aynı yerde hem karı göreceksin hem de diyorum sıcak olacak. Öyle mi? Bunların ona kafası basmıyor zaten. Bak bence yani şaşırıyorlar. Gösterince falan o güzelmiş falan gideriz falan diyor. Hani güvenli olduğunu söyledikten ispatladıktan sonra tabii. Yani bence benim sayemde dolar Türk lirası karşısında değer kaybetti. Yok o kadar da değer. Neyse abi. Şimdi dediğim o ki bunlar reklam yapıyor. Bunlar reklamda iyi. Abi Orta Doğu'dan petrolü alıyor. Reklama veriyor. Oluyor reklam yapıyor. Başka bir bok yok lan. Microsoft, Google bunları al bunlardan biter. Vallahi biterler. Şaka yapmıyorum ya. Niye böyle bir kanıya vardım? Sadece bak Microsoft dedim. Facebook falan demiyorum. Şimdi üniversitede bir şey öğrendik. Şimdi business okuduğum için abi. Antitrust law diye bir şey. Şimdi bu Türkçesi de bu olduğu için böyle söylüyorum. Şimdi büyük firmalar küçük firmalara bakıyor. Büyümekte olan firmalara bakıyor. Ulan diyor bu bizim diyor ileride diyor götümüzü keser diyor. Ben bunu hemen diyor alayım aşağı diyor. Ama bu yasa yüzünden yapamıyor bunu. Şimdi Netflix'miş, Amazon'muş, Facebook'muş, Microsoft hepsini indirecekmiş. Bu yasa yüzünden indirememiş. Yani bu yasa olmasa aslında şu an dolar 6 değildi abi. 2-3 falandı. Yani o yasayı çıkaranı ben amına koyayım.